Destanlar yazıldı, bayrak bayrak. Davullar vuruldu, dize geldi zeybeklerin. Kapında nöbet tuttu, yıllar yılı. Gençliğim, heyecanım, gayretim. Bu bölümde orta öğretim 9C sınıf öğrencilerimizden Berrak Karataş'ı konuşmasını yapmak üzere davet ediyoruz. Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. Bilindiği gibi 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'na dünyanın belli başlı devletleri katıldı. 4 yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Bu yüzden Sevr Antlaşması'na göre ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı. Türk milleti tarih sahnesinden silinmek isteniyordu. Türk ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Erzurum'da Sivas'ta kongreler düzenleyen Mustafa Kemal Paşa, tek bir egemenlik var. O da milli egemenliktir. Ülkeyi ilgili milleti kendi gücü kurtaracaktır diyordu. Yurdun dört bir tarafından gelen milletvekilleri 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ne toplandı. Meclis Mustafa Kemal Paşa'yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Bir yandan efeler, dadaşlar, sevmenler bulundukları yerleri düşmana karşı koydular. Öte yandan düzenli ordular İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da savaştılar. Yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı. İmzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu. Bu dağ devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti. İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923'te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923'te Ankara başkent oldu. Atatürk, düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra çoktan beri tasarladığı Cumhuriyet'in ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'ya yemeğe çağırdı. Onlara yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz dedi. 29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleriyle görüştükten sonra taslağa hazırlanan Cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet